Saat 9, tekrar günaydın. Parametre'de karşınızdayız. Hürriyet gazetesi yazarı, CNN Türk yorumcusu Deniz Zeyrek, Doğan TV, Kanal D, CNN Türk Ankara temsilcisi Hakan Çelik'le birlikte saat başına dek karşınızda olacağız. Günün gelişmelerini yorumlarıyla sizlere aktarmaya, iletmeye çalışacağız. Nedir başlıklar? Şöyle bir özet yapalım. Şimdi FETÖ'nün Mor Bey'in tuzağına karşı beklenen adım geldi. Kanun hükmünde kararname yayımlandı. Kamudan ihraç edilen 1823 kişi göreve iade edildi. Baylok'tan haklarında soruşturma açılmıştı. Kaç kişiydi? 11.480 kişi görevlerinden ihraç edilmişti. Bu kişilerin 2.168'i kamudaydı. Kamudan ihraç edilen kişilerdi. İşte bunların 1823'ü göreve iade edildi. Aynı zamanda yeni kanun hükmünde kararnameyle 262 kişi de görevlerinden alındı. Anayasa Mahkemesi hak ihlali var demişti ancak mahkeme tahliye taleplerini reddetti. Hangi gelişmeden bahsediyoruz? Şimdi Anayasa Mahkemesi FETÖ üyeliğinden hukuksuz şekilde tutuklu olduklarını savunan gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ve ifade basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karşı 6'ya karşı 11 oyla karar verdi. AYM Altan ayrıca 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. AYM'nin bu kararının ardından Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın avukatı akşam saatlerinde İstanbul 13. ve 26. Ağır Ceza Mahkemelerine başvurdu. Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra bu mahkemelere başvurup tahliye talep ettiler. Ancak Ağır Ceza Mahkemelerinden beklenen karar çıkmadı. Dosya üzerinde görüşen iki mahkeme Altan ve Alpay'ın tahliye taleplerini reddetti. Bugün aynı zamanda hükümet sözcüsü Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da sosyal medya Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar var. Anayasa Mahkemesi kararına ilişkin dün öne çıkan gelişmelerden biri buydu. Bu arada Leyla Zana'nın vekilliği düşürüldü. Şimdi CHP'den OHAL genelgesi. OHAL çalıştayı yapmaya hazırlanıyor Cumhuriyet Halk Partisi. 81 il teşkilatına genelge gönderdi. Genelgede OHAL'in kaldırılması için 81 ilde eş zamanlı açıklama yapılması istendi. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi, MHP ile ittifak, bu konuda gelişmeler ve açıklamalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün milletvekilleriyle bir araya geldi. Bu toplantıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdiği belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre Erdoğan görüşmeyi olumlu ve verimli olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı MHP ile ittifakın adını Milli Mutabakat olarak da açıkladı. Bu ittifakın adı Milli Mutabakat. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamaları var. AK Parti ile MHP'nin ittifak konusunda üçer kişiden oluşan komisyonun teknik çalışmalarını yürüteceğini söylüyor Ünal. Ve partilerin isimlerinin korunması yanında başka önerilerin de olduğu belirtiliyor. Hani seçim yapacağınız zaman, yani oy kullanacağınız zaman o pusulada partilerin ayrı ayrı isimleri ve amblemleri olsun görüşü vardı. AK Parti'nin başka önerileri olduğu da belirtiliyor. Bir yandan da işte uyum yasaları var. O konudaki çalışmalar da devam ediyor. CHP de İstanbul Kongresi'ni bekliyor. İstanbul İl Başkanlığı koltuğunun iki taliplisinden biri kadın. Dün Göksel Göksu'ya açıklamalarda bulundu Canan Kaftancıoğlu. 13 Ocak'taki seçim için iddialı. 13 Ocak yani yarın. Amacı da İstanbul'u almak. Kaftancıoğlu, ben Atatürk'ün askeri değil yoldaşıyım. Bana Mustafa Kemal'in askerleriyiz üzerinden saldıran gardırop Atatürkçülerini o gardıroba kapatmak üzere aday oldum diyor. Ve Suriye uyarısı geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Avuçlarını yalarlar diyor. Oralarda devlet kurmaya tevessül edenler avcunu yalar, gereği neyse yaparız bunu da görecekler diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Net konuştu. Suriye sınırında terör koridoru oluşturmak isteyenlere sert mesaj verdi. Avcunuzu yalarsınız dedi. Gerekeni yaparız dedi. Bunca zaman bu meseleyi diplomasiyle çözmeyi bekledik ama bu yollar giderek kapandı. Geriye tek bir çare kaldı diyor. Ve Fırat Kalkanı Harekatı ile atılan adımın tüm sınır boyunca genişletilebileceğini söylüyor Cumhurbaşkanı. Bu arada muhtarlarla yaptığı konuşmada verdiği mesajlar arasında valiliklerin muhtarlık binası yaptıracağı da vardı. Putin dün basınla bir araya geldi. Yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradığını söyledi. Ve Suriye'deki Rus üslerine saldırının Türkiye ile ilgisi olmadığını biliyoruz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunların arkasında kim var biz de biliyoruz açıklaması yaptı. Ayrıca Şam rejimin İdlib'e ve Doğu Guta'daki sivillere yönelik saldırılarında bir an önce durdurulması gerektiği uyarısında bulundu Putin'e.
Dolayısıyla Putin Erdoğan görüşmesinden yansıyanlar hem Cumhurbaşkanı'ndan hem de Putin'den gelen açıklamalar doğrultusunda böyle. Bir yandan da göç başladı. İdlib'in kuzeyine Türk Diyanet Vakfı tarafından 1000 çadır kuruldu. Ailelere gıda, mutfak, battaniye yardımı da yapılıyor. Suriye rejimi Hama ve Humus'ta başlattığı saldırılardan siviller kaçıyor tabii. Türkiye sınırına doğru göç başlıyor. Arkadaşlarımız Ahmet Akbulat, İsmail Umut Arabacı oradaki gözlemlerini aktarırken çocukların çektiği dramı, yaşanan dramı da gözler önüne seriyorlar haberlerde ve görüntülerde. 25 bin kişinin Türkiye sınırına yöneldiğini biliyoruz. Trump yine sosyal medyada Norveç başbakanıyla yaptığı basın toplantısından sonra işte uçak alımlarını anlatırken savaş uçakları arasında F-52'yi de saydı. Ancak böyle bir uçak tipi bulunmadığı için sosyal medyada Trump yeniden T'ye alındı. Ama daha ağır açıklaması var Trump'ın. Göçmenlere yönelik ağır sözleri var. Bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri kastederek neden bu iğrenç ülkelerden insanların buraya gelmelerini isteyelim ki dedi. Dolayısıyla Trump'ın açıklamaları böyle devam ediyor. Eş başkan olur mu Ahmet Türk? Sağlığım el vermiyor dedi. Beşiktaş Belediyesi de seçimini yaptı. Yeni başkan Murat Hazinedar'ın yerine CHP'nin adayı Tahir Doğaç oldu. 22 oy alarak belediye başkanı seçildi. Dolayısıyla gazete manşetlerine yansıyan başka gelişmeler de var. Mesela bugün Posta'nın manşeti var. Ne diyor Posta manşetinde? İnsanlık ağır yaralı diyor. Çok fazla evet yara alıyoruz insanlık konusunda. Böyle insani özelliklerimizi unuttuğumuz, böyle bazı değerleri unuttuğumuz günleri de yaşıyoruz. Bu tür haberleri ve bu tür aslında bu tür olaylarla çok gerçek hayatta da normal hayatımıza da karşılaşıyoruz, okuyoruz, gözlemliyoruz, yaşıyoruz. Ümmü Nine Mutfak, şimdi Denizli Çal'da yalnız yaşayan 5 çocuk ve 17 torun sahibi 75 yaşındaki Ümmü Coştan'ın evine gelen bir kişi, yine çocukların arkadaşıyım bir bardak su verir misin dedi, eve girdi. İşte 75 yaşındaki Ümmü Nine'yi bu hale getirdi ve getirdikten sonra gitti. İşte bu da bugün Posta'nın manşetinde yer alıyor. Günaydın Ankara. Günaydın. Günaydın, merhaba. Merhaba. Gündem çok, konu çok. Yorumlarınızı bekler izleyicilerimiz. Ben başlıkları aktardım, yorumlar sizde diyelim. Önce yeni KHK ve beklenen KHK çıktı. Mor Bey'in tuzağına düşen, Baylok nedeniyle işte tutuklanan ya da görevinden alınan kamudan 1823 kişi görevlerine iade edildi. Yeni görevden almalar var. Dolayısıyla bu beklenen kanun hükmünde kararname geldi. Varsa değerlendirmeniz, devamı gelir mi, ne olur, başka süreçlere de yansır mı? Farklı incelemeler de söz konusu mu? Evet. Ebru, gerçek er ya da geç ortaya çıkıyor. İşte o insanların birçoğu mağdur olduklarını söylüyorlardı. İşte baylok yüklemişsin diye kendilerine suçlama yöneltiliyordu. Onlar da öyle olmadığını anlatmaya çalışıyordu. Nihayetinde zeki bir takım bilişimciler çıktı ve işin kaynağını buldular. Onu da rapora döktüler. O rapor doğrultusunda mahkemelerde işte yetkililer de karar vermeye başladılar. Şimdi yani bu mağduriyet gideriliyor ama tabii o mağduriyet süresince yaşananları unutmamak lazım. Yani bu insanların bir kısmı cezaevinde kaldılar. Mesela Cumhuriyet Gazetesi'nden bir idari personel neredeyse bir yıla yakın sırf bu yüzden cezaevinde kaldı. Yani pardon, yanlışlıkla tuttuk denildi ve çıkarıldı. Bu ve sayının da 2000'e yakın olduğu söyleniyor. Bu durumda olup da cezaevinde kalan, bu durumda olanların sayısının da 11 bin olduğu söyleniyor. Yani bu 11 bin büyük bir sayı. Dilerim bu mağdur, yani benzer durumda olanlar, FETÖ üyesi olmadıkları halde işte değişik şeyler nedeniyle FETÖ üyeliğiyle suçlanan hakkındaki gerçekler bir an önce ortaya çıkar. Böylece FETÖ'cüler de, gerçek FETÖ'cüler de bizim gözümüzün önünde daha net bir şekilde olurlar. Yani onlara yönelik adalet süreçleri de daha net bir şekilde seyreder. Yani kurunun yanında yaş da yanmaz umarım.
geç de olsa hani en azından mağduriyetlerinin bitmesi açısından önemli tabii bir gelişme. Çok önemli. Deniz, senin oturduğun yerdeydi. Metin Feyzoğlu açıklamıştı ilk defa bu konuyla ilgili gelişmeyi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve o günden bu yana da çok hızlı bir şekilde süreç ortaya çıktı. Ama benim kaygım ve endişem, yani daha başka yüzlerce ve belki binlerce kişi FETÖ'yle hiç alakalı olmadıkları halde görevlerinden uzaklaştırılmış veya başka şekillerde işte yani karalanmış veya itibar kaybına uğramış olabilirler. Böyle bir kaygım var. Çok sayıda insandan elektronik posta geliyor. Muhtelif yerlerde bizi gördükleri zaman dertlerini anlatmaya tabii çalışıyorlar. Tabii. Bir kulak vermek lazım gerçekten. Yani bu kurulan komisyonun veya komisyonların gelen her bir başvuruyu herhangi bir önyargı olmaksızın çok dikkatli, titizlikle incelemesi lazım. Şimdi geçenlerde Sedat Ergin de yazdı. Bu meseleyi biliyorsun, şu anda piyasada en iyi irdeleyen, en iyi araştıran ve gerçekten gerçeklerin ortaya çıkmasında da katkısı büyük olan bir gazeteci abimiz Sedat Ergin. Bu konuları çok sık yazıyor. Onun bir yazısı vardı. Bir AK Parti, eski AK Parti milletvekili de aynı nedenden dolayı mağdur olmuş. O da cezaevinde yatmış, çıkmış. Hatta benim duyduğuma göre Adalet Bakanı da Abdülhamit Gül de o çıktıktan sonra telefon etmiş kendisine. Yani bu kadar, yani AK Parti içinde milletvekilliği yapmış bir isim bu Mor Bey'in meselesi yüzünden cezaevinde kalmış. Hani mağduriyetlerin boyutunu göstermek açısından altını çizmek lazım. Bir de şunu hatırlatmak lazım. Sedat Ergin de geçen hafta bir yazısında hatırlatmıştı. Şimdi düşünsene, o AK Parti, eski AK Parti milletvekili ya da Cumhuriyet Gazetesi'nin idari personeli şu tulumları giyseydi, mahkemeye getirilseydi, öyle fotoğraflar çıksaydı. Fotoğraflar çıksaydı ne olacaktı onların masumiyet ilkesi, masumiyet karinesi? Yani suçsuz oldukları halde, mağdur oldukları halde o tulumu giymiş olacaklardı. Hem öyle bir şey var, bir de Deniz, yani yasal olarak bu insanların bu işlere hiç karışmadığı net olarak ortaya konsa bile, yani kendi itibarları bakımından çevredeki insanların yani hala belli oranda kuşkuyla bakabilirler. Ya acaba gerçekten bir soruna, bir probleme karışmış mıydı bu kişi diye. Yani itibar her şeyden önce, tabii ki cezaevinde kalmak, tutukluluk hali çok sıkıntılı bir şey. Tabii niye olmadığını bilenler de ya bu adam da FETÖ'cülükten yattı çıktı. Aynen bir öyle. Etiketle de dolaşmak. Yani herkesin bu kadar çok detaya hakim olması mümkün olmadığına göre bütün bir hayatları boyunca bunun gölgesinde yaşamak gibi bir sorunla karşı karşıya kalacaklar. O nedenle bütün yargılamaların, soruşturmaların, yani suçlamaların, yani birine itham ederken, bir suçlamayı ortaya koyarken de gerçekten delillere dayanmıyorsa, somut kanıtlar ortada yoksa çok dikkat etmek gerekir. Yani ortada bu kadar mağdur insan var ve bu kadar mağdur aile var. Yani bundan sonra en azından, yani bugüne kadar belki bu konuda çok özenli dar. Ombudsmanlık meselesi de, yani ombudsman da biliyorsun bu konuda. Deniz, sen de vardın. Evet. Geçenlerde bir toplantıda bir araya gelmiştik. Bu konuya da çok önem verdiklerini ifade ediyordu. Şeref Malkoç. Sayın Şeref Malkoç, evet. Anlattı. Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı görevinde de bulunuyordu biliyorsun. Evet. Yani mesela bir arkadaşımız Ebru, gazeteci, meslektaşımız, bir televizyon kanalında spor spikeriydi. Fatma Karaağaç işten çıkarıldı ve gerekçe olarak da sende baylok varmış denildi kendisine. Sonra bu Mor Bey'in listesinde onun adının da olduğunu gördük. Yani bu nasıl izah edilecek? Yani bu insanların hayatında, kariyerlerinde vesaire çok ciddi sonuçlar ortaya çıkardı. Bu FETÖ'nün de tabii iğrençliğinin, kumpasçılığının bir göstergesi. Yani bu yazılımın başka programlar üzerinden, başka uygulamalar üzerinden insanları bu bayloka yönlendirip bir kargaşa yaratma şeyi de... Yani konuyla hiç ilgisi olmayan insanlar üzerinden iftira atılmasına sebep olan bir durum tabii yarattı. Tabii kendilerini, FETÖ, gerçek FETÖ'cüleri gizlemek için bunun virüs gibi ne kadar insana bulaştırırsak o kadar iyidir düşüncesiyle, evet, böyle bir tablo yarattılar. Ve bu tablonun da
birçok sorun yani mağduru oldu. Şimdi neyse ki ben kanun hükmünde kararnameye baktım. 1800'den fazla insan geri dönmüş. 1800. Zararın neresinden dönülse kârdır diyorum ama onların uğradıkları mağduriyetlerin de bir şekilde giderilmesi lazım. Sadece şu olaylar bile Ebru, FETÖ'nün Türkiye'de gelmiş geçmiş en karanlık ve en tehlikeli yapılanma olduğunu, terör örgütü olduğunu ortaya koyuyor. Yani sadece şu olay bile. Şimdi Mor Bey'in zaten hepiniz biliyorsunuz Baylok, FETÖ'yle hiç ilgisi olmayan insanlar bu Baylok sistemine bu bir yazılımla dahil edilmiş. Sonuçta bu tespit edildi. İşte kamudan bu yolla ihraç edilen 2168 kişi vardı. Bunların 1823'ü son çıkan kanun hükmünde kararnameyle görevlerine döndü. O kanun hükmünde kararnamede 262 kişinin de görevden alınması söz konusu. Durum bu. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nde hak ihlali kararı. Şimdi bugünkü başlıkları, manşetleri, birinci sayfaya yansıyanları göreceksiniz. Sabah da Bekir Bozdağ, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Twitter üzerinden açıklama yaptı. Anayasa Mahkemesi tahliye kararı verdi. 13. ve 26. Ağır Ceza Mahkemeleri tahliye başvurularını reddetti. Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın başvurularından bahsediyoruz. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin Altan ve Şahin Alpay ile ilgili hak ihlali kararına Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da tepki gösteriyor. Sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapıyor. Anayasa Mahkemesi yasaların verdiği çizgiyi aşmış, temiz mahkemesi gibi davranmıştır. Anayasa Mahkemesi temiz mahkemesi gibi hareket edemez. Anayasa Mahkemesi anayasa ve yasaların belirlediği sınırları aşamaz, hiçbir kurala bağlı değilmiş gibi karar veremez. Kararı Can Dündar'la ilgili kararın kötü bir devamı olarak yorumluyor Bozdağ. Anayasa Mahkemesi algıları değil, anayasa ve yasaları gözetmek ve gereğini yapmakla yükümlüdür diyor. Anayasa Mahkemesi hak ihlali var, tahliye dedi. Mahkemeler bu tahliye talebini reddetti. Bekir Bozdağ da Anayasa Mahkemesi temiz mahkemesi gibi davranamaz diyor. Can Dündar'a ilişkin verdiği kararı da hatırlatıyor. Evet. Ebru, biliyorsun Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru hakkı çerçevesinde insanların bireysel başvurularını görüşüp sonuçlandırması AK Parti hükümeti döneminde gerçekleştirilen reformlardan biriydi. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden dosyaları azaltılsın diye böyle bir yöntem bulunmuştu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuruları değerlendirme yetkisini bir iç hukuk olarak değerlendirmişti ve Türkiye'den dosyaları reddetmeye başlamıştı. Yani eğer AYM'de bireysel başvuruda bulunmadıysanız bize gelmeyin diye çok bir net bir tavır almıştı. Şimdi burada dolayısıyla da Anayasa Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde insanlara verilen haklar çerçevesinde hukuki bir değerlendirme yapma yetkisi var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de işte yaşam hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı, angaryaya karşı olma hakkı, mülkiyet hakkı gibi insanların sahip olması gereken temel hak ve özgürlükleri güvence altına alır. Türkiye Cumhuriyeti de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne imza attığı için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi anayasamızın 90. maddesi gereğince bizim iç hukukumuzun üstündedir. Yani bizim yasalarımızla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin herhangi bir maddesi çelişirse, farklılık ortaya çıkarsa anayasamızın 90. maddesine göre Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin maddesi geçerli sayılır. Şimdi bu gazeteciler düşünce özgürlüğünü güvence altına alan 10. madde, yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi düşünce özgürlüğünü güvence, ifade özgürlüğünü güvence altına alıyor. 3. maddesi özgürlük ve 5. maddesi özgürlük ve güvenlik hakkını güvence altına alıyor. Yani diyor ki 5. maddede siz bir vatandaşınızı kafanıza göre gözaltına alıp kafanıza göre tutamazsınız. Şimdi dolayısıyla da Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı hukuki değerlendirme tamamen İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göredir. Yani Türkiye'nin iç hukukunun üstünde olan bir uluslararası anlaşmaya göre değerlendirme yapıyor. Dolayısıyla Sayın Bekir Bozdağ'ın eski bir Adalet Bakanı olarak söylediği yasalarla çelişiyor ifadesi biraz zeminsiz kalıyor.
Yani burada Anayasa Mahkemesi kararının zemini Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'dir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. ve 5. maddelerinin ihlal edildiğine kanaat getiriyor Anayasa Mahkemesi. 6 üyesi de buna karşı çıkıyor. Hayır, böyle değil diyor, ama 11 üye, ki 11 üye artık yani bu FETÖ'yle mücadele çerçevesinde FETÖ'cülerin temizlendiği bir heyetten çıkıyor. Dolayısıyla da bu eğer sulandırılırsa Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurular konusundaki tavrı bu şekilde hem hükümet tarafından hem yerel mahkemeler de biliyorsunuz tutukluluğun devamına karar verdi. Bu şekilde sulandırılırsa önümüzdeki dönem Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuruları değerlendirme yetkisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bir iç hukuk yolu olmaktan çıkarılabilir. Bu büyük bir tehlike. Türkiye'nin demokratik duruşu açısından önemli bir risk. Böyle bir sonuç doğmamalı. Yani Şahin Alpay, Mehmet Altan ve Cumhuriyet Gazetesi'nden meslektaşımızın hakkındaki kararın, Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması lazım. Zira daha önce benzer kararlar doğrultusunda, hatırlayacak olursam Mustafa Balbay kararı vesaire, uygulanmıştı. Evet. Yani bundan 5 sene önce mahkemelerin uyguladığı kararı bugün mahkemeler uygulamıyorsa bir norm birliği ortadan kalkmış demektir. Yani o gün AYM'nin kararı tanınıyordu, bugün tanınmıyor dediğin zaman hukuk devleti açısından tartışmalı bir durum ortaya çıkar. Bence biraz bu pencereden bakmak lazım. Somut verilerle bakmak lazım. Bu işin duygusallıkla ya da siyasetle vesaire ilgisi yok. Anayasa Mahkemesi hukuki bir değerlendirme yapmıştır. Zemini bellidir. Dolayısıyla bu değerlendirmenin dikkate alınması lazım. Anayasa Mahkemesi kararına uyulmalı mıydı Hakan? Mahkemenin açıklamaları koydular. Şimdi yani hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde bu kararın uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Uygulanacaktır diye de tahmin ediyorum. Yani bundan sonraki süreci izleyelim. Henüz bitmiş değil. Yani bir bir itiraz geldi. Tutuklulukların, tutukluluk süresinin devamına, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi mahkeme, ama bu hukuk tartışması da devam ediyor şu anda. Ben açıklamayı şu anda görüyorum. Anayasa Mahkemesi internet sitesi şu an önümde. Sonunda mesela Mehmet Altan'la ilgili kararın sonunda, açıklamanın sonunda daha doğrusu, bu itibarla ifade ve basın özgürlüklerinin de ihlal edildiği sonucuna varılmıştır diyor. Bu tabii bir çok önemli bir hüküm, önemli bir karar. Ben bu sürecin henüz tamamlanmadığını ve önümüzdeki günlerde, bu hafta içinde de bazı yeni gelişmelerin olacağını düşünüyorum bu doğrultuda. Tahliye red kararı gerekçesinde mahkemelerin AYM kararının resmi gazetede yayınlanmaması ve AYM'nin gerekçeli kararının henüz mahkemeye ulaşmamış olması gösterildi. Onun ardından AYM resmi Twitter hesabından tweetler paylaştı. Bu karara ilişkin tam metin AYM'nin internet sitesinde yayınlandı. Bu belirtildi sosyal medyada. Dolayısıyla öte yandan eski AYM üyesi Alparslan Altan'ın FETÖ üyeliğinden tutukluluğuna ilişkin bireysel başvurusu vardı. Açıkça dayanaksız gerekçesiyle AYM Genel Kurulu'nda oy birliğiyle reddedildi. Bu da bir diğer gelişme. Yani mahkeme henüz karar bize ulaşmadı diyor. AYM'de sosyal medyadan internet sitesindeki karar metnini tam olarak paylaşıyor. Evet. Düne yansıyan gelişmelerdi. Daha süreç bitmedi. Yorumlarıyla beraber Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı Murat Sabuncu ve yani tutuklu durumda bulunan diğer gazeteci, basın mensupları bakımından da, Ahmet Şık, Murat Sabuncu gibi isimler bakımından da önemli. Evet. Dolayısıyla sürecin nasıl gelişeceği bu gazetecileri de yakından ilgilendiriyor. Doğru. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın yeniden bir Suriye uyarısı. Burada bir terör koridoru kurmak isterseniz, avucunuzu yalarsanız Fırat Kalkanı ile başlattığımız operasyonu, harekatı sınır boyunca genişletiriz dedi. Putin-Erdoğan görüşmesinin gerçekleştiğini anlıyoruz. Putin'in bu açıklaması var. Cumhurbaşkanı'nın uyarısı var. İdlib'de çatışmasızlık bölgelerinde rejimin operasyonları, orada başlayan göç ve sivil katliamı büyük tepki çekiyor. Ve artık hani biz denedik, meseleyi diplomasiyle çözmeyi bekledik, ama işte Astana süreci, diğer süreçler, bu yollar giderek kapandı diyor Cumhurbaşkanı. Bu nasıl bir sinyaldir?
bu yollar kapandı derken bu süreçlerin sekteye uğradığını ya da zarar gördüğünü mü belirtti? Bu ihlaller durur mu? Ne olur? Ne dersiniz? Şimdi Rusya, İran ve Türkiye arasında bir büyük işbirliği var. Buna Astana süreci dendi önce. Sonra da Soçi süreci dendi. O iki süreç de bir şekilde devam ediyor aslında. Ve burada çok önemli bir yol kat edildi. Yani çatışmasızlık alanları yaratıldı. Bölgede birbirleriyle çatışan tarafların garantör ülkeler aracılığıyla güven, birbirlerine daha fazla güvenecekleri bir ortam ortaya çıktı. Ve güzel gelişmeler oldu. Bugüne kadar da birçok insanın hayatı kurtuldu. Fakat çok önemli kritik yerlerden bir tanesi İdlib'di. Çünkü bu İdlib dediğimiz yer, bizim bize de yakın bir yerleşim biriminden bahsediyorum, Suriye'de. Şimdi Türkiye'nin desteklediği gruplar farklı, Rusya'nınkiler farklı, İran'ınkiler farklı. Yani İran, Rusya ve rejim aslında yakın grupları destekliyorlar. Türkiye farklı grupları destekliyor. Yani rejimle çatışan grupları Türkiye destekledi. Ve burası tam anlamıyla bir sıkışma noktasıydı, bir test niteliğindeydi. Şimdi geldi süreç burada tıkandı kaldı. Eğer bu İdlib'deki mesele çözülmezse buna benzer ihlaller ve saldırılar bundan sonra da yaşanabilir. O nedenle başta Rusya ve İran olmak üzere ben Türkiye'nin de mutlaka burada katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Bu sürecin samimiyetle devam edebilmesi için ve sekteye uğramaması için gayret göstermesi lazım. Ve aralarındaki diyalog çok önemli. Yani Putin'in Erdoğan'la görüşmesi bence yararlı oldu. Ve basının karşısına çıkıp dedi ki Putin, ben Rus üstlerine bir saldırı olmuştu insansız hava araçlarıyla. Bu saldırının arkasında Türkiye'nin olmadığını biliyorum dedi. Bu bir kere önemli bir şey. Fakat bundan sonra da saldırılar meydana gelirse ve rejim İdlib bölgesinde Türkiye'nin de desteklediği unsurları vurmaya devam ederse, buradan hem Türkiye'ye çok ciddi bir göç olacaktır. Yani yüz binlerce kişi tekrar Türkiye'ye akın edebilir. Hem de çok kırılgan durumda olan bu anlaşma süreci sekteye uğrayacaktır. Bunun da çözümü bir an evvel bir siyasi çözüm, yani bir siyasi çözüme doğru gidilmesidir. Aksi halde ben bu İdlib'dekine benzer görüntülerin tekrarlanabileceğini ve bunun da Türkiye-Rusya ilişkilerini, Türkiye-İran ilişkilerini bozabileceğini düşünüyorum. Bundan kaygı duyuyorum. Rusya ilginiz yok biliyoruz de Putin'in böyle bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bunu söylediği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı da zaten bunun arkasında kimler var biliyoruz diyor. Suriye'deki Rus üslerine saldırıdan bahsediyoruz. Rus basını Türkiye'nin işte bulunduğu bölgeden geldi bu saldırı diye iddia etmişti. Arkasında sizinle ilgisi yok diyor Putin. Yani bir yandan da İdlib'e çadırlar kuruluyor. KGB tarzı işte. Putin biliyorsun eski bir KGB ajanı. Tam KGB stiliyle gidiyor. Yani madem Türkiye'nin ilgisi yok, niye o zaman Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organında bir metin koyuyorsunuz da biz bunlar işte ılımlı güçlerin bulunduğu bir yerden geldiler. Biz de bunun üzerine Türkiye'nin istihbarat örgütü başkanına ve genelkurmay başkanına mektup yazdık, sorumluluklarını hatırlattık diye niye mektup koyuyorsunuz? Madem Türkiye'nin ilgisi yok. Doğrudan Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı'na gönderseydiniz ya da doğrudan Suudi Arabistan'ın istihbarat örgütünün başkanına gönderseydiniz, onu resmi yayın organınızda teşhir etseydiniz. Ya çok bariz, çok açık bir KGB tarzı bir siyaset izliyor Putin. Biz de burada bunu işte ne güzel Putin bizimle bir bağ kurmadı, ilgi kurmadı diye sevineceğiz neredeyse. Türkiye'nin Suriye'de yaptıkları bellidir. Türk Silahlı Kuvvetleri orada çok önemli bir misyon üstlenmiştir. Yani Fırat Kalkanı'nın çerçevesinde 2000 kilometre kare alanda insanların şu anda Suriye topraklarında en huzurlu, en normal hayatı sürdürdüğü bir bölgenin hakimiyetini elinde bulundurmaktadır. Fakat İdlib'de de Rusya ve Esad İdlib'i geri alma çerçevesinde her türlü ayak oyununa başvuruyor. Tabii onun karşısında da İran bir taraftan kendi çıkarları için bir şeyler yapıyor. Suudi Arabistan bir taraftan kendi çıkarları için bir şeyler yapıyor. İsrail bir taraftan bir şeyler yapıyor. Yani orası tam bir laboratuvara dönüşmüş vaziyette. İstihbarat örgütlerinin laboratuvarına dönüşmüş vaziyette. Dolayısıyla da
hani temkinli gitmek lazım, ihtiyatlı gitmek lazım. Ben her seferinde söylüyorum, bütün yumurtaları tek bir sepete koymamak lazım. Yani Rusya ile işbirliğimiz var diye Amerika ile ipleri koparmamak lazım. Vesaire. Yani bu Suriye meselesi ciddi bir mesele. En çok Türkiye'nin başını ağrıtan bir mesele. Bundan sonra kötüleşirse daha çok Türkiye'nin, yani yine en çok Türkiye'nin başını ağrıtacak. Onun için Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda bir dış politika izlemesinde fayda var. Bu arada bir son yeni bir bilgi geldi. Onu paylaşabilir miyim Ebru? Milliyetçi Hareket Partisi'nde bu ittifak komisyonunda kimlerin yer alacağı belli oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi ile özellikle bu görüşmeleri yürütecek 3 isim var. Mehmet Parsak, Mustafa Kalaycı ve Faruk Aksu yer alacaklar MHP adına bu komisyonda. Onu da hemen şimdi CNN Türk izleyicilerine aktarmış olalım. Anayasa değişikliğini yapan komisyon. Evet. Şimdi birazdan ittifak konusuna gireceğim ama önce İdlib'e Türk Diyanet Vakfı 1000 çadır kuruyor. 25 bin kişi Türkiye sınırına doğru geliyor rejimin saldırıları sonrasında. İşte Cumhurbaşkanı sivil katliamı durdurun çağrısı yapıyor. İran'a ve Rusya'ya çağrılar var. Değerlendirdik. Trump da yine sosyal medyada bu Norveç'te konuşurken Norveç'e sattıkları savaş uçaklarından bahsediyordu. F-52 dedi. Öyle bir uçak yok. Ondan sonra başka bir gafı var. Artık gaf mı? Göçmenlere bir eleştiri yapıyor ki bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerini kastediyor. Neden bu iğrenç ülkelerden insanların buraya gelmesini isteyelim ki diyor. İşte hani bu... Yani şimdi bir bu F-52'yi nereden çıkardığını tahmin ediyorum. Onu söyleyeyim bir kere. F-22 diye bir uçak vardır Deniz. Raptor. Evet. Onunla muhtemelen karıştırdı ama tabii bir Amerikan başkanının yani kendi ülkesi tarafından üretilen F-25 de olabilir. F-35 olabilir. F-35 de, F-25 de yok. F-35 doğru. Bizim de alacağımız, yapımına katkı sağlayacağımız. Ama yok F-22 de F-52 üretecektir onu. Belki ileride. Ama tabii yani planlarını aktarıyordur kafasından. F-52 diye bir plan yok. Amerikan ve Pentagon'un veya kuruluşların böyle bir planı olmadığını söyleyebilirim ben. Şimdi yani bu tabii karikatür gibi bir duruma geldi. Artık F-52 meselesi işin en basit tarafı, yani Trump o kadar kötü bir başkanlık yapmaya başladı ki yani herkes bakımından bir hayal kırıklığı. Tabii biz göçmenler konusundaki iğrenç lafını tam da çevirmedik. Kendimize göre yumuşattık. Söylenebilir hale getirdik bu arada. Onu da söyleyeyim de. Doğru. Tam öyle demedi yani. Yani Ebru iğrenç dedi fakat tam çok ağır bir şey kelime başka bir burada kelime. Söyleyemem. Biz burada bunu kullanmak istemiyoruz. Bir televizyonda kullanmak istemediğimiz ama bir şey. Ama biliyorsun ülkelere diyor onu. Evet evet ülkelere diyor. Yani oradan gelenler diyor. De çok bilmiyoruz yani. Yok yok, o hangi ülkeler olduğu belli. Ama işte dün mesela Amerikalıların bir seyahat uyarısı yayınlandı. Ha, onu söyleyeceğim. Üçüncü şimdi derece içinde Türkiye'de var. Şimdi bu iğrenç ülkeler dediği işte El Salvador, Afrika ülkeleri, Haiti falan onu kastediyor. Öyle yorumlandı. Fakat senin dediğin meseleyi söyleyeceğim. Bugün Daily News'un da manşetinde Serkan da yazmış bunu. Şimdi Amerika, yani izleyicilerimiz belki bu konuyu takip etmemiştir. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere gibi ülkeler zaman zaman seyahat uyarıları yayınlıyorlar ve ülkeleri kategorize ediyorlar. Şimdi Amerika'nın yayınladığı yeni seyahat uyarısında Türkiye 3. kategoride. 3. kategori demek, yani eğer seyahat planı yapıyorsanız bir kez daha düşünün. Yani hatta gitmeseniz iyi olur anlamında. Bir kez daha düşünün ne demek? Karşına geçip Deniz sen bana bir yere gideceğim desem ve ben sana Deniz oraya gitmeyi bir kere daha düşün desem sen gitme demek. Düşünürsün yani. Dersin ki hani Hakan'ın bir bildiği var herhalde bana gitme dediğine göre veya düşün dediğine göre. Ve bakın bu kategoride hangi ülkeler var? Sudan, Pakistan, İşte Guatemala, Guatemala, Venezuela ve Rusya. Ya bu bir kere hakikaten çok ayıp yani. Türkiye gibi bir yani kağıt üzerinde artık kaldığını düşünüyorum ben bunu. Ama Amerikalılar bunu hala toplantılarda dile getiriyorlar. Bizim müttefikimiz dedikleri bir ülke hakkında gitmeyi bir kez daha düşünün demek. Bence yani objektif olmadığı gibi, yani objektif olmadığı ortada. Kasıtlı bir tutum olduğunu düşünüyorum. Türkiye çok önemli bir turizm ülkesi. Evet, terör eylemleri oldu mu oldu. Dünyanın her yerinde terör eylemleri var. Bugün bu sene Avrupa'daki terör eylemleri bilanço bakımından Türkiye'dekinden kat kat daha büyük bir bilançoya yol açtı. Bunu da unutmamak lazım. Amerika bu arada her dakika terör eylemi o yaşanan bir haber var. Hürriyet'te birinci sayfada Almanlar
yeniden gelmeye başlamışlar. Evet. O da bence %70 artış var diyor. Ruslar da geri döndü. Rezervasyonlarının önemli bir artış olduğunu. Evet. Bir de Amerika'da o hal çok kullanılıyor. Yani olağanüstü hal var. Öyle bir şey. O bayağı kullanılıyor, hissediliyor. Yani Amerika'da da çok olağan bir hal yok yani. Yani Amerika baştan aşağı olağanüstü bir ülke zaten. Yani Amerika'da açıklamalar bizi bizden alıyor Trump'ın. Amerika'nın kendisi olağanüstü, anormal zaten. Evet, mesela ben serbest ticaret anlaşmasından çıkacağım deyip Meksika Kanada'yı durup dururken sarsıyor mesela. Piyasaları oynatıyor. Ya yani ben böyle bu kitabı okumaya başladım Hakan. Bu Fire and Fury. Yani Trump'ı anlatıyor ve bambaşka bir adam. Yani sen kaç hamburger yersin mesela Ebru bir seferde? Ben hamburger yemem, sevmem. Sen yer misin? Ya ben çok uzun zamandır hamburger yemedim. Yani çok uzun zaman oldu. Ben 10 sene falan olmuştur hamburger yemeyle herhalde. Mesela bir hamburgerle kaç kola içersin Ebru? Adam 12 tane içiyormuş. Kolayı da bıraktım. Bir oturuşta. Yani artık obezitenin herhalde... Hayır, zehirlenirim korkusuyla sadece onları tüketiyormuş. Yani nasıl yani? Bayağı zehirlenirim diye onları tüketiyormuş. Şeyle, gizli servisle sürekli kavga halindeymiş. Bana özel bir alan bırakın. Bana özel bir yer ayarlayın. Yani sizin olmadığınız, kendi başıma bir şeyler yapabileceğim alanlarım olsun, zamanlarım olsun diye. Kuzey Kore lideriyle hani dalga geçiyor dünya basını ama yani ona benzer bir durum olduğunu gösteriyor bu da. Yani. Evet. Yani 10 kola içmek falan. Ben size göndereyim kitabı. Bir insan 10 kola nasıl içer ya Deniz? 12. Bir oturuşta mı? Bir hamburger, 2 hamburgerin yanında 12 kola içiyormuş. Onları yani, yerse zehirlenebilir diyorlar bak izleyicilerimiz. Şekeri düşünemiyorum. Dikkat etsin diyorlar. Ne? Onları yerse zehirlenir diyorlar. Hayır, bünye alışmış. Bünye alışmış demek ki. 12 kola demek aşağı yukarı 6 litre falan ya mı neredeyse. 5 litre falan yani. İnanılmaz bir şey. Neyse Trump'ın işte sosyal milli, medyaya düştüğü milli, dünyayı. İçki, milli yemek, milli ve yerli bir lider ya Amerika'da. Bir şey söyleyeceğim. Soranlar var. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı kaldırıldı ya. Kısa bir şey söylemek isterseniz merak ediyorlar izleyicilerimiz. Orada galiba yeni bir düzenleme var. Çünkü yeni 900 kişi alınacak. Yeni bir yapılanma olduğunu evet sanıyorum orada. Yani jandarma ile Jandarma İçişleri Bakanlığı'nın içine alındı. Jandarma özel harekatı vardı. Ayrıca silahlı kuvvetler içinde başka bir özel birlik yapılanması vardı. Bunlarla ilgili yeni bir düzenleme olacak Ebru. Evet. Ahmet Türk sağlığım el vermiyor dedi. HDP eş başkanlığı için Beşiktaş Belediyesi'ne başkan atandı. Ve şöyle bir tur yapalım ardından da milli bu MHP ittifakı konusundaki böyle kısa kısa değerlendirmelerinizle bitirelim. Şimdi bu deprem simülasyonunu görmüşsündür sen Hakan Deniz. Depreme ya da diğer afetlere ne kadar hazırız? Deprem simülasyonu. Evet, Başbakan Yardımcıları Hakan Çavuşoğlu ile Recep Akdağ katıldı. Takip ettim. Hakan Çavuşoğlu biraz erken davrandı. Önce depremin bitmesi beklenip sonra doğalgaz vanaları kapatılması gerekiyordu. O biraz erken davranınca yeniden tatbikat yapıldı. Ben kendimi feda ettim arkadaşlarım için hemen vanaları kapattım dedi Hakan Çavuşoğlu ama yaşanabilecekleri gösteriyor. Mesela ilk yardım çantanız hazır mı? İşte dolaplarınızı, evdeki eşyalarınızı duvara monte ettiniz mi? Kafanızı, gözünüzü nasıl koruyacaksınız? Yani bu çok önemli tabii. Evet. Yapılan şey çok önemli. Ben ama bunu aşağı yukarı 20 yıldır falan gündeme getiriyorum. 20 yıldır söylüyorum. Böyle bir farkındalık yaratmak açısından önemli buluyorum bunu. Böyle bir şey yaşanacak. Yani bunu tabii çarpıcı görüntüler belki tebessüm ettiriyor böyle bir tatbikat izlemek ama bu ve buna benzer bir sarsıntının olacağını da göz ardı etmemek lazım. Yani deprem anında ne yapacaksınız? Nereye, yani ilk 72 saatte nerede duracaksın? Nasıl haberleşeceksin? Burada keşke hani model falan kullansalardı.
Öyle mi? Model derken hani şey ajanslardan temsili kişileri çağırsalardı. Daha canlı olmuş, daha gerçek olmuş. Ve... Evet. Ama yani ben depremle ilgili şeylerde hep duyuyorum, böyle masaların altına girin, işte sütunların altına girin vesaire, de kafanızı şöyle alın, durun. Yani o nasıl kurtaracak? Hayır, işte başına bir şey, yani doğal bir insani refleks olarak. Başınla düşecek olan şeyin arasında sadece elin var böyle. Başına bir darbe gelmesini belki şey yapmaya, insani bir refleks olarak yapıyor ama dediğin gibi deniz suya girmek lazım. Yani bir masa veya yani... Evet. Zannedersem tatbikatta bile ne yapmak gerektiğini tam bilmiyoruz yani. Çok çalışmamız lazım. Yani ben dün bu görüntüyü 10 kere falan izledim. Gerçekten eğlenceli bir şey olmuş. Ama yine burada da bardağın dolu tarafına bakıyorum. Bu çok dikkat çekmek şey. Açısından ulaşılabilir. Yani yemin ediyorum dünyanın parasını verselerdi deprem farkındalığı yaratmak için. Bunun elde ettiği sonucu aynen. Elde edemezlerdi. Şimdi bu video birçok yerde dönecek tabii, öyle. Tabii. Ben 10 kere izledim bunu. Ama yani, bak sen dedi ya, bir manken falan kullansalardı dedin ya, o zaman bu kadar dikkat çekmezdi. Bence bakanların orada olması. Onun için söyledim. Hani onlara rolleri anlatılırdı, ne yapmaları gerekir. Evet. Yani muntazam bir şekilde senaryoya göre hareket ederlerdi. Burada bir senaryo da yok. Doğaçlama yapılmış. Evet, tarihin en zengin insanı ama kimmiş biliyor musunuz? Da gitti yani, onu da söyleyeyim. Öyle internetten kitap okuyorsunuz ama. Ben değilim. Amazon'un kurucusu. Gerisini çok. Tarihin en zengin insanıymış. Yıllık cirosu 136 milyar dolar. Çalışan sayısı 542 bin. Maşallah. Günün kazananı da var burada. İnşaatlar devam ediyor. Biliyorsunuz o vinçler, kule vinçler de 70 bin eurodan başlayıp 5 milyon euroya çıkıyor. Herkes almıyor proje için. Evet. Kiralanıyor. O vinç operatörleri de 7 bin lira maaş alıyormuş. İyiymiş. İyi maaş. İyi maaş. Daha çok kazansınlar. Dünyanın en zor işlerinden biri. Yani belgesellere falan konu alıyor. Ben oradan aşağı bile bakamam yani. Adamlar oturuyor, o kadar kaldırıyorlar, indiriyorlar. Ve bunu iş güvenliği çerçevesinde kuralları... En küçük bir dikkatsizlik. Tabii. Vincin devrilmesini ve aşağıda çalışan diğer tabii. işçilerin hayatına mal olabilir. Çok fazla iş kazası çok, oluyor ve... Çok normal böyle bir para alması. Daha fazla alması lazım. Bence daha çok... Yani belki de bunun iki katı kadar alması lazım ama tabii Türkiye'de ortalama maaşlar çok çok düşük olduğu için bu dikkat çekiyor. Böyle ara eleman diyoruz ya, yani meslek sahibi insanlar, işte bunların çok para kazanması lazım. Bunları söylüyorum. Mesela Kars'ta işte yüksekokul açıldığında, ya neden illa tarım ve hayvancılık yüksekokulu açıyorsunuz? İşte sondaj operatörlüğü, vinç operatörlüğü vesaire, bunları açın, bunları öğretin. Hatta gitsin bu insanlar Rusya'da çalışsın. Aynen öyle. Doğu Ekspresi için dört gözle bekliyor öğrenciler. Kars dolup taşacak görünüyor yarı yıl tatilinde. Kapadokya, Çanakkale, Antalya. Umarım dolar. Evet. Ya, bayağı kalabalık olacak. Biz bunları burada konuştukça bizim neyse söylemeyeyim. Vazgeçtim. Hayır, Murat Yetkin bana takılıyor da sen Kars'tan milletvekili mi olacaksın? Var bu kadar Kars propagandası yapıyorsun. Buradan deklar ediyorum. Yok böyle yok bir mu? Planım. Tek derdim o uzaktaki yalnız şehrin zenginleşmesi. Batıdaki insanların o şehri 12 ay boyunca yalnız bırakmaması. Hiç yalnız başka bırakmıyorlar ufak bence. Bir derdim yok yani. Ama ilginç. Buradan açıkladı. Milletvekilliği gibi bir niyetinin olmadığını evet, ortaya koydu. Tamamen Kars için, Kars'ın kalkınması için. Zaten Kars'tan bir bakanımız var bizim. Ahmet Arslan. Çok, çok başarılı ve çalışkan bir insan. Konularına hakim. Evet. Las Vegas'ta da elektrik yani, konusundaki... Buradan Murat Yetkin'e sesleniyorum. Böyle bir planım yok. Böyle komplolar yapma mı diyorsun? Komplo değil. Espri takılıyor bana. Evet. Yani Sefer'le birlikte, Sefer de kıskanıyor biliyorsun Ebru. Böyle Kars popüler oldukça, Bandırma olamadıkça şey yapıyor. Sen bayağı bir farkındalık yarattın ama Kars için Deniz. Bir katkım yani olduysa yani. Ne mutlu. Yani gerçekten uzak ve yalnız bir, yoksul bir şehir. Bunun bir oradaki bu yalnızlığı, yoksulluğu bitirecek bir katkısı olacaksa ne ala. Bütün evet. şehirler için aynı şeyi yapmak yani lazım. Bizim Doğu ve Güneydoğu illerimiz çok güzel. Ben çok sık gidiyorum.
Yani her gittiğimde yeni bir şey öğreniyorum, hayranlıkla dönüyorum. İşte yani Gaziantep, Van, yani orada tabii. İran hemen yanı başında. Yani turizmde büyük potansiyel var. Bir coğrafyası var. Tunceli, yani Tunceli tabii. Mesela doğal güzellikleriyle yani o Manzur, kadar önemli Manzur, yerler ki. Ben mesela yazın, bu yaz öyle bir planım var. Sen Manzur, Tunceli diyorsun, Akın çok, burada yer, mesela yer, sana yer, sevgilerini Manzur. İletiyor. Akın'a ben de sevgilerimi gönderiyorum. Bütün Türkiye kalkınsın. Bizim kameraman arkadaşımız. Yani Erzurum'a gittim. Malatya, Adıyaman. Herkes her yere gitti. Yani o kadar büyük bir turizm potansiyeli var ki Şanlıurfa, yani Dünya Kültür Mirası'nın Mardin. Geçenlerde beraber gittim. Yani Arzu Akalın'la beraber oradaki gençleri ziyaret ettik. Orada o kadar güzel bir kültür mirasımız var ki Ebru. İnşallah evet. Beraber gitme imkanımız da olur. Bir gün bir parametre yaparız orada. Hatay. İnşallah. Değil mi Deniz? Yani Hatay, Mardin, Şanlıurfa. O üçlü bir paket olarak olağanüstü üç şehir orada. Buna Gaziantep'i de ilave edelim. Güneydoğu sınırımız bizim. Biz çoğunlukla batıyı konuşuyoruz. Yani batıdaki değerlerden çok bahsediyoruz. Ama doğuda çok az bilinen muazzam bir güzellik var. Bir kere insanlarımız çok güzeller hakikaten. Çok doğru. Cana yakın insanlar, sıcak insanlar, konukseverler. Umarım daha çok gündeme getiririz. Tabii bunların keşfedilmesi Türkiye'nin çıkarınadır. Aynen öyle. Büyük şirketler de tabii organizasyonlarıyla mesela hani yol yapıyorsunuz, inşaat yapıyorsunuz, yatırım yapıyorsunuz ama duygulara hitap etmek de önemli. Sanat, müzik birleştirici. Mesela Limak Filarmoni Orkestrası bugün Trabzon'da olacak. Oradaki ilgi, oradaki insanların bir arada olması işte bu farkındalığa da hizmet ediyor. Birçok insan birçok ilde bir araya geliyor. Bu çok sık müzik gidiyor, birleştiriyor. Aynen. Bunlar arttıkça hani o yatırımlar daha da anlam kazanıp duygusal bütünlükte oluyor. Duygulara da hitap ediyor. Bursa'ya gittin galiba. Değil mi? Nereye gittim? Ben en son şehirlerim... Bursa'ya gittin galiba sen. Ben Eskişehir'deydik. Hayır. Eskişehir valisi, belediye başkanı Ebru Nihat Özdemir çok vardı. Çok fazla Ebru Özdemir Zeki Müren dinleyip çok güzel bir konser izledik Eskişehir'de. Çok güzel bir izleyiciler vardı. Zeki Müren dinleyip bugün sonra Cem Yılmaz'ın filmde diyor ya, beni nostalji bastı. Ben izleyemedim filmi. Ben de izlemedim de fragmanında var. Bugün gideceğim umarım akşam saatte. Bak, hangisine Doşkun bulamadım. Doşkun Aral'dan mesaj geldi. Deniz diyor ki o da Siirt'e davet ediyor bizi. Siirt'e gideceğiz. Coşkun abiyle birlikte gideceğiz. Ben Siirt'i hiç görmedim. Ben hiç görmedim Siirt'i. Ebru, bu akşam... Cem Yılmaz'ın filmini izlemeyi düşünüyorum da ben. Öncesinde fragmanlarına bak. Orada bir yerde var böyle sanat müziği çalarken diyor ki beni nostalji bastı, ben gidiyorum şimdi. Sen de çok fazla Zeki Müren dinlersen bir yerde beni nostalji bastı deyip gidebilirsin. Hoşçakalın. Biraz başka müzikler dinle. Oldu, görüşürüz. İyi hafta sonları diliyorum size. İttifaka gelemedik ama nasılsa pazartesi yarın Abdullah Avcı var. Bütün detaylarıyla devam ederiz. Söyle Hakan'cığım. Ebru, bir cümle söyleyeyim söyle, mi? Söyle. Yarın söyle. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı var. Çok merak edilen şeyler var. Yani Arda Turan konusu dahil olmak üzere spor gündemini konuşacağız. Önemli bir isim Abdullah Avcı, Başakşehir Teknik Direktörü. Yarın onda CNN Türk'te. Kolay gelsin. İyi yayınlar dileyelim şimdiden. Pazartesi'de görüşmek üzere diyelim. Kısa bir araya gideceğiz, ardından toparlayacağız. Tamamlıyoruz parametreyi bu haftalık. Gün içinde ekonomideki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim ben sizlere. İyi bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi 8.45'te görüşebilmek umuduyla. Gün içinde vaktiniz olursa da beklerim.